senden anam yiğit vurulmaz. Bir kız sevmeyle anam yiğit vurulmaz. Yardan ayrılanın derdi sorulmaz. Neyleyim ah dostlarım, sevdalıyım ben. Bu kara sevdadan davalıyım ben. Yürü güzel yürü yürü pazara yürü. Herkes sana bakıyor kız, mahallenin gülü. Yürü güzel yürü yürü pazara yürü. Herkes sana bakıyor kız, mahallenin gülü. Gözümün yaşı durmak bilmiyor ki anam, gözümün yaşı. Ciğerim yanıyor ateşe karşı. Neyleyim ah dostlarım, sevdalıyım ben. Bu kara sevdadan davalıyım ben. Yürü güzel yürü yürü pazara yürü. Herkes sana bakıyor kız, mahallenin gülü. Yürü güzel yürü yürü pazara yürü. Herkes sana bakıyor kız, mahallenin gülü. Mahallenin gülü. Yürü güzel yürü yürü pazara yürü. Herkes sana bakıyor kız, mahallenin gülü. Evet, benim candan çok sevdiğim, çok saygı duyduğum seyircilerim, yine güzel bir türküyle, güzel bir hareketli bir türküyle bugünkü bu pazar günü yine programımızı açıyoruz. Sizleri saygı, sevgi, hürmetlerle selamlıyorum. Nasılsınız efendim? İyi misiniz? Bizler iyiyiz. Sizler iyi oldukça biz de iyi olmaya çalışıyoruz. Ne eylerse güzel eyler, Mevlam güzelini eyler demişler ya. Boşuna dememişler. Bakın kaç haftadır program çekimi yapıyoruz. Yani çarşambanın tam ortası, havaalanına yakın bir mesafede. Güzel Allah'ım, dün yağmur yağıyordu. Bugünkü güneşe bakın. Yine gözlükleri taktık. Yine gözlüksüz çekim yapamıyoruz. Çok şükür Allah'a. Ben diliyorum ki herkes için güzel olsun. Herkesin evine böyle güneşli olsun. Herkesin gönlü neşeli olsun diliyorum efendim. Programımızı açıyoruz. Bugün programımda iyi bir konuğum da var. O konuğuma gelmeden önce söyleyeceklerimi şöyle bir güzelce bir sizi sıkmadan bir şöyle bir geçeyim efendim. Beyaz gölge görüyorsunuz yine sizin için. Yine beyaz elbiselerini giydi. Bomboş, bembeyaz bir sayfayla yine karşınızda. İşte beyaz gölge bunun için beyaz gölge. Sakın yanlış anlamayın. Biz siyaset üstü bir insanız. Herhangi bir partiyi, herhangi bir siyasi görüşü kesinlikle tasvir etmiyoruz. Herkesin bir siyasi görüşü vardır. O oy günü geldiğinde, o seçim günü geldiğinde gider, oyunu tercihini kullanır. Biz yıllardır Avrupa'da bunu gördük. Yani Avrupa'da hiçbir siyasi partinin seçimden sonra bende arkadaşlarımın veya dostlarımın herhangi bir kafeteryada, herhangi bir kahvede, herhangi bir sokakta veya iş yerinde siyaset tartıştığını hiç görmedim. Hiç duymadım. Kimin de neye oy verdiğine şahit olmadım.
Hiç konuşmazlar. Seçim günü gider, gizlice oyunu verir, hiç kimseye danışmaz, siyasetçileri dinler, ona göre gider oyunu verir. Biz yani terbiyeyi böyle aldık. Onun için de ben de böyle yapmak istiyorum. Şimdi ben sizlere bir konuğumu tanıtmak istiyorum. Konuğum Sayın Hikmet Yücebaş. Samsun AK Parti İl Yönetim Kurulu üyesi. Şimdi burada hemen size cevap vereceğim de bir şey daha söyleyeyim. Zannetmeyin ki yani AK Parti'den getirdi de bizden gelmedi bu siyaset demiyor ama yine bir siyasete dokunuyor demeyin. Burası Cumhuriyet Halk Partisi'ne de açıktır, böyle güzel insanlara açıktır. Milliyetçi Hareket Partisi'ne de açıktır. Her partiye açıktır ama biz siyaset yapmayacağız tabii bugün. Bizim siyaseti teğet geçeceğiz. Çünkü benim görevim siyaset değil. Yani ben böyle işlerle uğraşmıyorum. Tabii ki dostlarımızı, arkadaşlarımızı, bu güzel insanları hangi partiden olursa olsun çağıracağız ileriki günlerde. Yani kendileri bizi ararlarsa, bize teklifte bulunurlarsa bu benim mikrofonum, bu benim güzel sözlerim. Onlarla da beraber olacak. Hikmet Bey, sizi bir tanıyalım. Hoş geldiniz her şeyden önce. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Programınız da çok güzel. Ortam güzel. Ben Samsun doğumluyum. İlk orta lise eğitimimi Samsun'da yaptım. 19 Mayıs Üniversitesi Almanca öğretmenliği mezunuyum. Yani Almanca biliyorsunuz. Birazcık biliyoruz. Biraz unuttuk ama bayağı zaman oldu mezun olalı. Ondan sonra Türkiye Elektrik Kurumu'na girdik. Türkiye Elektrik Kurumu'nda çalıştıktan sonra AK Parti kuruldu. AK Parti kurulduğundan bu yana çeşitli kademelerde AK Parti'de görevler yaptım. En sonunda şu anda AK Parti İl Yönetim Kurulu üyesiyim. Hikmet Bey, kaç senedir bu işi yapıyorsunuz? Kaç senedir bu işin il yönetim kurulundasınız veya yöneticiliğindesiniz? Daha önce ne işler yapıyordunuz? Bunun yanında ne işler yapıyorsunuz? Yani hep hani bu sadece bu işlerle mi gidiyor? Emekli misiniz? Daha hangi işleri yaptınız? Türkiye Elektrik Şöyle Kurumu'nda yakından bir tanıyalım. Türkiye Elektrik Kurumu'ndan emekliyiz. AK Parti kuruldu işte. 2004 yılında Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı yaptım. 2004 seçimlerinde meclis üyesi seçildim. Seçimle. Ondan sonra Süleyman Kaldırım'la beraber 5 sene beraberdik. Şimdi de bu Fuat Köktaş Başkanım'la beraber İl Yönetim Kurulu üyesiyim. Çok güzel. Şimdi ben dedik ya siyasete fazla girmeyeceğim. Evet. Siyasetimiz bu kadar evet, yeterli. Yeter, evet. Beni çeşitli partilerin ne yaptığı ilgilendiriyor. Çünkü ben siyasetçi değilim. Aynen. Siyaset konusuna girmiyorum. Ben sizi daha çok kişisel görüşleriniz, işte kişisel dünyanız, evet, ne yer ne içersiniz, nasıl geçinirsiniz, evet, Türkiye nasıldır, ne şekildedir, beyaz gölgeyi nasıl görüyorsunuz, ikinci program, üçüncü programdayız. Bir şey verebilir mi bu ülkeye, memleketimize, bu güzel memleketimize? Yani bu konularda bir görüşlerinizi alayım. Biz sanatı seviyoruz ve sanatçıyı her zaman destekliyoruz. Hükümet politikamızda da sanatçıya önem veriyoruz. Bir sürü kanun ve yönetmelikler çıkardık bunlarla ilgili de. Çok fazla siyasete girmeden ama programınız da çok güzel. Çok güzel. Teşekkür ederim. Görüntü güzel, yer güzel, mekan güzel. Program dört dörtlük program olmuş. Biz aile programı düşünüyoruz. Şöyle benim bütün emelim buydu Hikmet Bey. Yani ben bilhassa pazar günü sabah saat 10-12 arası bu zamanlama benim kendi isteğimdir. Sağ olsunlar bu da Haberaks televizyonunda da kabul edildi. Niye böyledir? Ben şunu demek istiyorum. Pazar günü birçok insanımız sabah 9'da en geç kalkar, saat 10'da kahvaltısını yapar veya yapmaya da oluyordur ki evet, televizyonunu açtığında beyaz gölge bu güzel insanı karşısında görecektir. Evet. Onun için dedim ki biz aile programı yapalım. İşte temiz bir şeyler sunalım. Hem müzik yapalım, hem çeşitli konuklar çağıralım. İleriki haftalarda spordan insanlar olacak, doktorlarımız olacak, çeşitli hastalık, hem bilgi sahibi edinelim, hem kişilerin hakkında bilgiler edinelim, hem de ben o güzel müziklerimi o millete sunayım. Yani gayemiz bu iki saat pazar gününde evde, aile ortamında güzel bir neşeli dakikalar geçirmek istiyorum. Yani o seyircilerime bunu tattırmak istiyorum. Çok iyi düşünmüşsünüz. Bütün emelim bu, başka bir şeyim Çok yok. Çok iyi düşünmüşsünüz. Onun için de diyorum ki işte sevgili seyirciler, sizler için bakın güzel giyinmeye, hatta her hafta berbere gidiyorum. Yani bu bana yakışsın diye değil, size güzel görünmek, bu bana benim size olan saygımdandır yani. Ben çok saygılıyım seyircilerime, yani sahnede de öyleyim, dinleyicilerime de çok saygılıyım. Onlar benim her şeyim, onlar benim başımın tacı. Onun için güzel giyinmek, yani
edebi erkanda gelmek, edebi erkanda gitmek istiyorum. Onun için de ben istiyorum ki çoluk çocuklarla beraber, ailemizle beraber kahvaltı yaparken Beyaz Gölge'yi hem izleyelim, hem müziklerini dinleyelim, hem de ne diyor, kimleri getiriyor, ne konuşuyor. Tabii ki bu ilerleyen dakikalarda çeşitli bilgiler de vereceğiz. Almanya ile Türkiye'yi kıyaslayacağız. Evet. Ben neyim, niye buradayım onu kıyaslayacağız. İnsanımızın duygularını söyleyeceğiz. Biz kendimizi bir kere met edeceğiz inşallah. İnşallah. Kendi insanımızı met edeceğiz. Tabii ki, tabii Çünkü farklılıkları biliyorum ben. Onun için işte böyle bir program yapıyoruz. İnşallah çok da güzel tepkiler aldık. Hele geçen haftaki program çok güzeldi. Hollanda'dan, Almanya'dan, Nuremberg'den arkadaşlarım, Sincan'dan, efendim Çarşamba'nın en yüksek köylerinden ki o Terice köyü benim de köyüm sayılır. Oradan da çok güzel tepkiler aldık. Kahvaltı yaparken ailece oturup bizi dinlediklerini, izlediklerini söylediler. Çok duygulandım. Ama biz demek ki hafta, her hafta birkaç aileyi daha grubumuza katıyoruz demektir bu. Benim için de çok olağanüstü bir şey. Bu bana bir kuvvet verdi. Yani böyle duygular, böyle algılar bana hakikaten neşe verdi. Ben de bu programı daha güzelini yapmak için, daha iyi konuşmak için ya bir sürü çabalara giriyorum. Ya şimdi müzik seçiyorum. Benim aslında aylardır müzik yapacak bende CD'lerim var. Ben bir CD yapmadım. Yani 18 yaşında ilk, 19 yaşında ilk kasetimi yapmıştım. Ondan da tabii ileriki bir dahaki programlarda bir tane veya iki tane işte Beyaz Gölge'nin 18-20 yaşındaki sesini o dinleyiciler, o seyircilerime dinleteceğim inşallah. İnşallah. Hikmet Bey, siz neler konuşacaksınız? Yani bakın mikrofon elinizde. Ne konuşmak istersiniz? Neler anlatmak istersiniz? Hem bilgi bazında hem kendinizi anlatma bazında fırsat sizin efendim. Ya şimdi sevgiyle ilgili tabii dediniz ya Almanya ve Türkiye'yi karşılaştırmak lazım dediniz. Türk insanının özelliği, Türk insanının felsefesinde sevgi vardır. Çok. Sevgi olmayan hiçbir şey başarıya ulaşamaz. Bizim hükümetin de öyledir. Biz milletimizi seviyoruz. Bakın insanlar otobüse biner gibi uçaklara biniyorlar. Yapılan yollar, hastaneler yani bunlar sevgiden, sevgi budur. Sevgi Samsun'u sevgi tabelalarıyla doldursak hiçbir şey yapmadıktan sonra neye yarar o sevgi? Hiçbir şey yaramaz tabii ki. Evet, insanı, hayvanı, doğayı, herkesi sevmek lazım. Evet. Her şeyin başı sevgidir. Tabii ki medeniyet yoldur, medeniyet ulaşımdır. Ben yani çok takdir ettiğim bir olay var. Ben eskiden şimdi Ankara'dan gelirken duble yollar. Bir kere otobüste geldim. Otobüs şoförü tabii ki telefonda konuşmak otobüslerde kesinlikle yanlış buluyor. Buradan sesleniyorum arkadaşlar. Sakın ha ki araba kullanırken yani otobüs kullanırken cep telefonu kullanmayın. Aslında bunların yasak edilmesi lazım. Yani hakikaten kullanmayın. Neden? En ufak bir dalgınlık. Eyvah demek siz onu bilerek yapmıyorsunuz ama yani oluyor. Olduktan sonra da ateş düşüyor ocaklara. Ben yanıyorum yani. Ben diyorum ki yani günde her gün 8-10 kişi, 20-30 kişi kazaya veriyoruz. Ya bir yerde bir kaza olduğu zaman yürüyüş yapıyoruz, tepki gösteriyoruz gazetelerde falan. Bir şey dikkatimi çok çekti Hikmet Bey. Neden kazalarda günde 50 kişi de ölse bu millet bir tepki göstermiyor? Bu millet yürüyüş yapmıyor. Hata nerededir? Kullanıştan mıdır? Niye kendisindeki olan hataya getirmiyor? Çok merak ettim. Yani siz bu ülkedesiniz. Yıllardır da buradasınız. Neden bu millet herhangi bir kazada düşen, inşaattan düşen bir işçimiz tabii ki onun içine ağlayacağız ama arabada düşen sanki kadermiş gibi, sanki bir şeymiş gibi bunu hemen sineye çekiyor, hemen kendini parçalıyor. Kendini parçalamaya gerek yok efendim. Kurallara uyacağız, gerekleri yapacağız. Neden burada bir şey var? Ben de bunun Avrupa'sı yakasını anlatacağım. Siz bana bu Türkiye'de bunu Şimdi anlatın. Bunların önlemleri genelde alındı. Bakın yapılan dediğiniz gibi duble yollar, şu anda araçların modernliği, her şey yani önlemler alındı. Aslında Türk insanı duygusaldır ama çoğu şeylerden haberi olmayabilir. Yani niye eylem yapılmıyor bazında düşündüğün zaman bir kişinin ölmesi orada ailesinin çok büyük kayıp ama Türkiye bazında düşündüğün zaman dediğiniz gibi kader deniliyor. Hayır ben eyleme zaten eylem şudur yani. Evet. Demokratik eylemi yapacaksınız. Caddelere çıkıp da hani arabaları bıralım bu adam yaptı böyle bir şey demiyorum. Sakın böyle bir çağrım yok. Yok zaten öyle Çünkü bir şey olamaz Avrupa'da artık yaşadım. Türkiye'de. Avrupa'da evet, yaşayan bir insan demokratik yürüyüşünü yapar. Valilikten iznini alır. Gazeteler, televizyonlar duysun diye dünyaya sesini duyurmak için bu noktada bunu yapar. Ama kardeşçe yapar, kardeşçe oturur. Yani bir yeri kırmak. Yani ben birkaç gündür şuralarda televizyonlar izliyorum. İnanın ben buna hiç alışkın değilim.
bu televizyonlarda bayağı zoruma gidiyor birçok şeyler. Bu ülkenin çakılmış her taşı hepimizin parası. Tabii ki. Yani 76 milyonun insanın parası. Onun için insanları tahrik etmek, bir yere çağırmak gibi de bir şeyim yok. Sanatçılar nedir? Sanatçı ve sporcu. Evet. Yani elçidir, dostluk elçisidir, sevgi elçisidir. Evet. Yüreklere konuşur. Sevgi adamıdır, aşk adamıdır. Yani. Evet. Aşk adamıdır. Yani öyle meşk adamı değildir. Yani evet. Birçokları zannediyor. İşte efendim sanatçılar meşkçi olur. Meşki nedir? İşte alemci olur. Yok, hayır. Yok. Ben size şunu söyleyeyim. Ben hayatımda bir kere içki içerek, iki kadeh içerek bile ben programa çıkmadım. Evet. Ben gazinolarda çocuktum. Sigara içenlerin, çok affedersiniz, sigara içenlerin masasında türküsü, ben sigara içmiyorum, hiç kullanmadım. Bir arkadaşım deyip de bana demez ki sigara içiyor. Ben sigara içmeye de karşıyım. Onun için zaten öyle olmasın, içenlere, siz sanatçısınız, örnek evet, olmalısınız. Ben şimdi sigara içenlere de siz kötü yapıyorsunuz. Siz efendim aman bunlar adam demiyorum. Ben diyorum ki bunu asgariye indirelim. Hı. Sağlığımıza zararlıdır. Çevreye zararlıdır. Ha öyle insanlar da var ki sigara içmek zorunda kalabilir. Doktor da buna müsaade edebilir. Ben buna bir şey diyemem. Ancak ben şunu söylerim. Hakikaten yani çevremizi kirletmeyelim. Evimizi kirletmeyelim. Çocuklara kötü örnek olmayalım. Evet. Onlara güzel örnek olalım. Tabii ki, tabii ki. Yani ben hep böyle oldum. Çocukları, çocukları sevmek lazım. Çocuklara yani örnek olmak lazım. Çocukları geleceğimizin teminatı. Evet. Biz bu koltukları gelecekte onlara teslim edeceğiz. Yani. Onlar bu ülkeyi idare edecekler. Evet. Onu düşünerek çocuk gibi değil de onlara gelecekte büyük gibi davranmamız gerekiyor. Aynen öyle. Çocukları ben de çok seviyorum. Evet. Ki zaten bu programı pazar günü yapmamın da amacı da budur. İnşallah tabii ki birçok benim çocuk kardeşlerim, o yeğenlerim tabii ki bu türkülerimizi algılayacak seviyede bu derecede olmayabilir ama hiç değilse aile seyrederken onlar da bir şey kapabilir, ileride gidebilir. Tabii çünkü ki. Ben 5 yaşımda böyle şeyleri aldım ailemden. Çünkü ben o çocukken ne almışsam o bende gidiyor. Türk halk müziğini, türkülerimizi, o güzel türkülerin sevdası beni zaten bu hale getirdi. Oradaki kompozisyonlar, oradaki işte aşkı, sevgiyi şarkılarda anlatabilme evet, beni oraya getirdi. Onun için de ben de diyorum ki işte bu güzel pazarda, bu güzel havada, bu güzel yani aile ortamında izlerken çocuklarımız, çocuklarımız hep beraber izleyebilirsek, sizleri fazla sıkmadan böyle konuşabilirsek ve sıkmıyorsak da sizlerin ne mutlu bize. Yok, sıkmıyor. Sıkılma diye bir şey yok kesinlikle. Evet, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, bir türkü daha alalım mı? İyi olur. Pazar günü. İyi olur, iyi olur. Evet. Sevgili seyirciler, şimdi diyorum ki sende yurdun kokusu var, getirdin mi tatlı haber? Yine bir güzel barış türküsü, yine bir sevgi türküsü, yine bir aşk türküsü. Hadi arkadaşlar, hadi izleyelim bakalım. Geldin yolların ola, bizim elden konuşsana, ağzında dillerin olan hey, bizim elden konuşsana.
kollarını boynuma sar, sarılan kolların olan hey. Sende yurdun kokusu var, getirdin mi tatlı haber? Kollarını boynuma sar, sarılan kolların olan hey. Toprak yaştı, ben gelende ağlamıştı. Tez gel diye yalvarmıştı, haber ver kurbanın olam hey. Tez gel diye yalvarmıştı, haber ver kurbanın olam hey. Sende yurdun kokusu var, getirdin mi tatlı haber? Kollarını boynuma sar, sarılan kolların olan hey. Sende yurdun kokusu var, getirdin mi tatlı haber? Kollarını boynuma sar, sarılan kolların olan hey. Derdi yoklar hasret derdi, tam 20 seneye vardı. Bu hasretlik bizi yordu, haldan bil halların olan hey. Sende yurdun kokusu var, getirdin mi tatlı haber? Kollarını boynuma sar, sarılan kolların olan hey. Evet. Hikmet Bey, bu güzel türküyü nasıl buldunuz? Bu türküde memleket özlemi kokuyor. Evet, bu Sayın Derdi Yoklar Almanya'da. Evet. Arkadaşımdır, bir zamanlar çok isimliydi, hala da ünlülerdir, iyi bir şairdir. Kendileri Malatyalıdır. Buradan Sayın Derdi Yoklar'a teşekkür ediyorum. Kulaklarını çınlattık, söz müzik onundur. Hakikaten güzel bir şeydir, evet, değil mi? Çok güzel. Avrupa'da çok yaşayan herkeste bu özlem, evet, var gibi geliyor bana. Ben onu diyorum zaten. Evet. Ben diyorum ki sevgili seyirciler, hakikaten ben burada şu anda bir elçiyim. Yani ben çarşambanın tam ortasında. Yani havaalanının bitişi, arkadaşlarımız tabii ki, değil mi? Biraz bir uçak geçerse şuradan bir çekin de havaalanında. Acizane. Evet. Benim burası kendi bir ufak bir çiftliğim var burada. Sabır çiftliğim. Evet. Birkaç haftadır burada çekim yapıyoruz. Niye burada yapıyoruz? Hava güzel, çimenliktir, havaalanının ortasıdır, çarşambayla Samsun'un tam ortasıdır. Bir de sanatçı budur zaten. Evet. Sanatçı doğayı sever, evet, sanatçı hayvanı sever, aynen öyle, sanatçı çocuğu sever, sanatçı aynen sevgi öyle ve aşk adamıdır. Evet. Bir de yani çarşambanın bir özelliği daha var. Çarşambadan Samsun'dan bir sürü sanatçılarımız var. Evet. Mesela rahmetli abim Yıldıray Şınar, çok, evet, severim. Evet, o semboldür. İşte çarşambalıdır, evet, kendisi. Evet. Yine bu toprak, işte bu Çınarlık'ta ilk tohumlar buradan atılmıştır. Evet, evet. Yine biz buradanız, onun için de burada yapıyorum. Eğer gelecek haftalarda şayet havalar yağışlı olursa tabii kapalı alanlara gideceğiz. Buradan gideceğiz. Bu sene, bu haftada inşallah hava güzel oldu. Biz de sizlere buradan sunmak da hakikaten çok mutluyum. Çok keyifliyim. Sizlerin keyfini şöyle otururken, çayı demlenip diye şöyle çayınızı içerken siz nasıl beni seyrediyorsanız ben de sizleri görüyorum. Hissediyorum, hiç değilse görmüyorsam bile. Ama o sevgi bana geliyor, ben o sevgiyi alıyorum. Ben de sizi mutlu etmek için, sizi güzel şöyle bir pazar keyfinde bir keyif yaşatmak için hakikaten konuşuyoruz burada. İnşallah güzel olur. İnşallah beğeniyorsunuzdur ki bunların işaretleri geldi. Birçok aileden, birçok yerlerden geldi. Hatta Londra'dan geldi. Yani bir bizi seyreden yine bir tanıdığımız bize yazıyor. Diyor ki, Tahsin abi diyor, bütün diyor müzik programlarını seyrederdik.
Onu tabii ki birçok arkadaşlara da okutturdum. Hep diyor böyle argo konuşurlardı. Yani ne bileyim müzikte bile bazı yere de olmayanlar başka konuşurlardı ama evet. Siz diyor bize çok saygılısınız. Siz hakikaten seyirciye hakikaten çok saygılısınız. Böyle bir şey görülmedi başarılarının ve bu programların devamını diliyor Londra'dan bize yazan bir yine bizi seyircilerimizden bir tanesi. Hakikaten mutlu olmamak mümkün değil. Program çok doğal, evet. Doğaçlama yapılan bir program olduğu için yani planı programı yok. Konuşuyoruz sevgiden, doğadan, insandan, hayvandan daha da güzel oluyor. Aynen. Yani. Mesela İstanbul'da, İstanbul'un işte bu Anadolu yakasından yine bizim çarşambalı ailelerin bir araya gelip bizleri seyrettiklerini ve hiçbir zaman kaçırmayacaklarını artık pazar günleri bu pazar keyfinde onların bir tutkusu olduğunu yazdılar. Bu arada ben de çarşambalıyım. Evet, memnun oldum. Yine çarşambanın efendim Ayvacık ve Terice köyünden bir sürü seyircilerimiz bizlere yazdılar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Artık diyorlar pazar günü seni bekliyoruz abi. Sakın diyor. Ben de onlara layık olmaya çalışıyorum. Ben de onları hiç ayrım yapmadan ben onlara saygılı olmaya çalışıyorum. Siz bizi izlemeye devam edin. Seyretmeye devam edin. Biz çok daha güzel şeyler yapacağız diyorum. Şimdi soruyu şuraya getiriyorum yani. İşte müzikten önce bir soru sormuştum. Yani Türkiye'de trafik konseri niye böyle de Avrupa'da neden böyledir diye. Yani siz onu izah ettiniz. Avrupa yakasında şöyledir yani. Ne olursanız olun altınızda 500 kilometre giden güzel arabalar vardır. Otoyollar vardır. 4 şerit. Ki dünyada limiti olmayan bazı yerlerde tek otoyollar Almanya'dır. Evet. Atıyorum İtalyanlar Ferrari arabasını aldı. Çünkü İtalya'da 130 kilometreyi geçemezsiniz. Otoyolun 4 şeridi olsun, 3 şeridi olsun mümkün değil, ceza yersiniz. Bu güzel, büyük, pahalı arabalar alanlar bile ilk Almanya'ya geliyorlar ki şu otoyolda şu arabayı bir deneme fırsatını evet. bulalım diye ama orada bile kurallar vardır. Orada ağır vasıtalar hiç kesinlikle sol şeritten gitmezler. Yani kamyonların hepsi sağ şeritten gider. Şehir içi veya şehir dışı. Bu kesinlikle böyledir. Hızlı giden arabalara, yani yavaş giden arabalarda orta şeritte kalır ki şehir içinde de böyledir. Sol devamlı boş bırakılır. Hem gelecek herhangi bir can kurtaran arabası gelebilir. İşi acele olan arkadaşlarımız olabilir. Hızlı gitmek isteyen olabilir. Gitsin yani cezayı verir sonuçta. 50 kilometre ise 50 kilometredir bu şehrin içerisi. Evet. Ama her yerde böyle tuzaklar vardır. Yani buradaki ne? Kurallara uymaktan geçiyor daha bunun. Başka tabii yok ki, mu? Bu kurallar bizde yok mu yani? Tabii ki kurallara uymaktan geçiyor. Artık da Türk insanı bilinçlendi yani insanımız da şu anda kurallara uyuyor. Yani eskiye göre trafik kazalarında korkunç bir azalma var. Çoğalma yok yani. Yapılan bu duble yollar kazaları önlemede çok büyük önlem yani. Bizler de aynı. Artık Avrupa bize örnek alıyor. Biz Avrupa'yı almıyoruz. Tabii canım ben şimdi şöyle söyleyeyim. Ben mesela bizdeki müzikteki bu duygu, bizde bu işte sevdiğini şarkılarla anlatma. Evet. Efendim birisini nasıl özlem duyduğunuzu bir şimdi teknoloji ortamında bile olsa bir şarkı paylaşma o size anlatıyor zaten. Evet. Bu dünyanın hiçbir yerinde yok ki ben Almanya'da yıllardır sahnedeyim aşağı yukarı 12 yaşımdan beri. Ben daha bir Almanca yani bir şey okuma içimden geçmedi. Niye geçmedi? Kompozisyon bana göre değil. Yani bir aynen. duygu yok. İşte çiçeği anlatıyor, bilmem ne anlatıyor. O, niye işte öyle yapıyor? Onların duygularıyla bizim duygularımız yani çok farklı tabii ki. Çünkü tabii ben acılarla, sevgilerle, dertlerle, efendim neyi anlatayım? Yani hasretle yanan bir insanım. Onu bizim şarkılarımız duygusal. Buluyorum. Aynen öyle. Ha, onlar yani. Öyle değil. Şimdi Almanya'da gidip bir kafeye, bir çay ocağına bir arkadaşınla çay içip onu kendine... Herkes kendidir. Burada öyle değildir. Burada dostluk vardır, arkadaşlık tamam. vardır, sevgi vardır. Gidersin kahvede, çay ocağında saatlerce muhabbet eder, arkadaşının sıkıntılarını dinlersin. Onlarda öyle bir duygu yok. Biz duygu insanıyız, Türk insanı olarak. Evet. Sevgili seyirciler, sıkılmıyorsunuzdur inşallah. Mesela bizdeki hakikaten farklılar bu. Farklılıklar bu. Nedir farklılıklarımız? Bir dükkana gidiyorsunuz. Yani o dükkan sahibi... bir siftah bile yapmamıştır o gün. Hı. Hemen girersiniz ne içersiniz beyefendi diyor. Evet. Ya bu dünyanın hiçbir yerinde duymak mümkün değil. Evet, göremezsiniz. Ha bizim hatalarımız çok. Yok mu? Var.
Ama biz hiç değilse çok güzel de duygularımız var insanlık yönünden. Aynen. Yani içerseniz içmezseniz önemli değil. Soğuk mu sıcak mıdır diyor. Siz neyi isterseniz size bir şeyi dayatmıyor. İşte bir su içerseniz bize su vardır demiyor. Bu dünyanın hiçbir yerinde yok. Ben onun için insanımdan, Türkiye'den, tüm yaşayan insanlardan gurur duyuyorum. Ha bizim insanlarımızın birbirine çelişkisi olabilir. Ama ben hiç bunları galiye aldırmıyorum. Siyasilerin birbirine mesaj göndermeleri, gitmeleri bu beni hiç etkilemiyor. Çünkü ben bu işin evet. dışındayım. Ama ben diyorum ki bu millet herkesi dinler. Herkes konuştuğunu konuşur. Seçim zamanı gider. Oyunu kullanır diyorum. Çünkü aynen, o konuda aynen. ben bu millete de güveniyorum. Evet. Zaten gereğinde yapıyor millet. Herkes de öyle yapması lazım. Onun için diyorum ki birbirlerimizi alışveriş yaparken efendim caddede bir siyasi parti için, herhangi bir siyasi parti için veya herhangi bir kuruluş birbirimizi kırmayalım. Birbirimizi hakikaten sevelim. Evet. Birbirimizi sayalım. Hakikaten insanlık, sevgi, insanlık kadar güzel bir şey yok. Hakikaten sevgi kadar güzel bir şey yok. Ha o gün geldiğinde yanlış mı yapmıştır, doğru mu yapmıştır, hangi siyasi olursa olsun gidersiniz demokratik bir yöntemde oyunuzu kullanırsınız. Bir daha da onu başa getirmeyiz. Evet. Bir daha da onu seçmeyiz yani. Gayet basit. Onun için kavga etmemize, birbirimize şey bilememize, televizyonlardaki haberlere dayanarak birbirlerimize hakikaten bir kin beslemeyelim. Tabii çünkü ki. Zaten olmuyor da. Evet. Ben onu yaşıyorum. Ben hangi kahveye gitsem, hangi bir yere gitsem bir çeşit insanların aynı toplulukta çok güzel sohbet ettiğini, çok güzel olduğunu hakikaten görüyorum yani. Evet. Bundan da çok mutluyum. Ya şimdi Almanya'da Almanca konuşuyorsun, Türkiye'de Türkçe konuşuyorsun. Evet. Ama dünyada ortak tek dil vardır, o da sevgi. Evet. O da paylaştıkça barış, çoğalır. Sevgidir. Evet, sevgidir, sevgidir. Herkesi sevmek lazım, insanı, doğayı, hayvanı. Yani doğa, insan ve hayvan iç içe yaşamayı öğrenmeliyiz. Bunlara sahip çıkmalıyız, önemsemeliyiz. Benim canım sevgili seyirciler. Sizlere şimdi bir kitap var önümde burada. Şimdi Hikmet Bey dedi ki Almanca öğretmeni miydiniz? Evet. Almanca öğretmeniyim ben dedi. Onun için de bu kitabı getirdim. Şu gördüğünüz kitap Avrupa ist wunderschön diyor. Bu kitap bana benim bulunduğum Bavyera eyaletinin meclisinin yani eyalet meclisinin senelik yani birinci aydaki yaptıkları bizdeki yılbaşı resepsiyonunda verilen bir hediye kitaptır. Bu kitabın içinde bakın davetiye vardır. Burada işte davetiye buradır. Siz bunu niye burada siz buradayken bunu çıkardım? Çünkü siz Almanca biliyorsunuz. Evet, evet. Yani belki seyircilerimizden bir tanesi olur ya der ki ya atıyor işte değil diye bakın kitaba. Burada ne yazıyor? Senelik İlk senenin, gelecek senenin nasıl olacağını kutlamak için verilen resepsiyonda burada Almanya Federal Meclis'in Meclis Başkanı Süsmut'un yardımcısı Annemarie Renge konuşmacı olarak buradaydı. Ve kendisi de burada yazılı. Bakın Tahsin Özcan da buraya davetliydi. İnanın o milletvekillerine, oradaki bulunan tüm dünyadaki büyükelçilere, konsolosluklara, Türkiye dahil ben orada bir konser verdim. Yani ilk başlangıçta iki tane eser, bir tane söyleyecektim. Çünkü burası milletvekili, bunlar müzik için değil. Dediler ki istenirse devam ederiz. Bir Alman dans grubu ile beraber şey yaptık, programa geldik. Arkamda dans grubu vardı. Suğabe dediler. Suğabe nedir? Tekrar isteriz, tekrar isteriz deyince programı uzattık. Sayın Federal Meclis Başkan Yardımcısı, Sayın Annemarie Renge de konuştu dedi ki bakın dedi size o zamanlar da Türkiye'yi ortak pazara alalım mı almayalım mı bu 90'lı yıllarda oluyor bu mesele 90'lı yılların başında. Evet. Yani bu Hristiyan demokratlar da Türkiye'nin T'sini almak istemiyorlar konuşma evet. bile istemiyorlar. Yalnız şurada şu dikkatimi çekti Almanca. Evet. Avrupa Birliği Türkiye ile birlikte büyüyecek evet. diyor bak Almanca çok yazılmış önemli. Buraya evet, çok Almanca önemli bir. Bunu yazan da Annemarie Renge. Evet Renge yani, yazmış. Federal Meclis'in çok da doğru. Başkanının yardımcısı. Aynen çok da doğru. Avrupa Birliği Türkiye'siz hiçbir şeye yaramaz. Avrupa Birliği Türkiye'den aynen öyle. Başka bir ülkeyle büyüme şansı da yok. Tabii ki bizim gazeteciler vardı orada. Şimdi sözü nereye getireceğim? Bizim konsolosluk da orada yeni gelmişti. Harıl harıl beni arıyorlar. Türkiye'den geldi beni zannediyorlar. Halbuki ben Nürnberg'deyim. Evet. Benim şöyle bir sevgili seyirciler bir huyum daha var. Yani ben şimdi Samsun'dayım. 3-5 ay oldu. Samsun'un bir sürü valiliğin kültür müdürleri vardır. Efendim sosyal işlerden sorumlu insanları vardır.
Yani ben illa bir başkaları arkadaşlarımız gibi işte ben buyum diye gidecek kapıyı çalacak değilim. Siz bulunduğunuz şehrin, şehirdeki sanatçıları keşfedeceksiniz. Yani kültürü müdürlüğünün görevi budur. Keşfedeceksiniz. Siz bu insanlar ne iş yapıyor? Bunları siz çağıracaksınız. Davet edeceksiniz. Bunlarla görüşeceksiniz. Bizim o günkü konsolosluk geldi dedi. Hanımı geldi benim. Hanımı o zaman yine Sayın Tenzile Özcan hanımım yine menajerimdi. Onu bulmuşlar. Siz Türkiye'den miydi? Hayır dedim ben Nurum. Bizim iyi haberim dedim. Sizin haberiniz nasıl olmadıysa bu benim kabahatim değil. Nürnberg'de siz yaşıyorsunuz. Siz burada konsolossunuz. Siz burada kültür faaliyetleri, buranın sanatçıları kimdir? Siz araştıracaksınız. Ben gelip de konsolosluğun kapısını çalıp efendim ben buyum mu diyeceğim? Siz araştırın. Sizin göreviniz bu zaten. Siz dedim araştırmadıysanız bakın dedim adam meclisten milletvekili beni bulmuş. Evet. Avrupa Ünyonu bunu yapan beni bulmuş buraya getirmiş. Sizin haberiniz yok. Yalnız Avrupa Birliği Türkiye'nin önemini de anlamış. Bak evet. Şu sloganı gerçekten çok güzel. Almanca'da yazmış kendi el yazısıyla. Avrupa Birliği Türkiye ile birlikte büyüyecek. Çünkü o mecbur, çok güzel bir fuar. Orada evet, mecbur evet, kaldılar. Evet, niye? Bir evet. sürü milletvekilleri, İtalyan büyükelçileri, dünyanın bütün Avrupa'nın büyükelçileri orada. Evet. Bir Türk sanatçısı çıkmış Avrupa Birliği'nde üye değil. Onun dışarıda yemeğini yiyorsunuz. Ama mecliste şarkısını dinliyorsunuz. Türkçe dinliyorsunuz bunu. Evet. Şimdi bu bir çelişki değil mi? O zaman mecbur kaldılar dediler ki ya bizde konuşmalar değişti. Evet. Orada işte bir sürü gazeteciler i̇şte de oradaydı. Sanatçı burada amacına ulaşmış. Evet. Ülkesi için bir şeyler aynen. yapmaz. Bizim zaten sevdamız Samsun. Bizim sevdamız Türkiye. Evet. Yani ben şuyum. Biz hakikaten sevgili seyirciler, gurbette olanlar bilir. 60 kilometreden hep sloganım ya. Ötesi gurbettir. İşte bunun Çorum'u, bunun Merzifon'u, Çorum'dan sonrası gurbettir zaten. Olmaz. Ankara'sı gurbettir. Efendim Diyarbakır'ı gurbettir. Yani ben Samsunlar, Karadenizler için diyorum bunu. Bir insan bulunduğu şehrin 60 kilometre uzaklaştığı zaman akşam eve gelemiyorsa gurbettir. Hasret onu kaplar. Çünkü çocuğundan haber alamaz, ailesinden haber alamaz. Her gün telefon eder, onun hasretinden yaşar. Bayram günleri gelir. İşte bizim Karadeniz'in de bir kaderi var. Yani bu çarşamba ülkemizin. Hep gurbetçimiz çok. Evet. Almanya'nın her yerinde Samsunlu çarşambalı çok kalabalık. Mesela güzel bir haber vereyim sevgili seyirciler. İnşallah gelecek ay Hollanda'dayız. Hollanda'da bir ailene tanıştık. Amsterdam'da bu Rotterdam'daymış. Doğru Rotterdam'da. Diyor ki bizim diyor görüştüğümüz ailenin %80'i çarşambalı ve Samsun çok kalabalık sizi bekliyoruz diyor. Ben de kendilerine söz verdim. Davet ederlerse bu önümüzdeki ayda Hollanda'ya da gidip işte böyle bir güzel bir pazar sabahını Hollanda'dan sizleri sesleniriz inşallah. O sevgiyi, o saygıyı size oradan da veririz. Şehrimizi tanıtmak lazım tabii ki. O hasret çeken insanları da sizle buluştururuz. Onların da bir görüşünü de alırız. Orada evet. formatı değiştireceğiz tabii, görüşünü de alırız. İnşallah böyle bir planımız var. İşte böyle gidiyor. Evet. Sizi şimdi hep ben konuşmayayım da Hikmet Bey biraz da siz konuşun. Yani evet. bu ana kadar neler yaptınız, ne yer, ne içersiniz, neyle meşgul olursunuz, hizmetleriniz ne daldadır? Bunu da sizi bulmuşken bunu da öğrenelim. Yani. Türkiye Elektrik Kurumu'nda çalıştık. Almanca öğretmeninden mezun olduktan sonra evet. 15 sene orada görev yaptık. O görevlerimizi tamamladık işte. Ondan sonra AK Parti kurulduğunda AK Parti'ye geçtik. Şu anda emekli misiniz? Evet. Evet çok güzel. AK Parti'ye geçtik. Ya, genç yaşta, çok genç yaşta emekli olduk. AK Parti'ye geçtik. Ondan sonra şimdi meclis üyeliği yaptık. 5 sene Gazi Belediyesi'ne, o zaman Gazi vardı. Şimdi birleşti ilk adım oldu. Oraya hizmetler verdik hep beraber. Şimdi bu meclis üyeliği neyi? Ben yani Türkiye'de yani yabancı olduğum için söylüyorum. Bir sürü de dinleyici seyircilerimiz de bizleri yani izliyorlar. Birçok anlayanlar mutlaka vardır şehirde olanlar da. Ben başka bir meclis üyesi neyi yapıyor? Ne işlerle meşgul? Yani bulunduğun, ne yapar bu meclis? Bulunduğun üyesi? belediye sınırlarıyla ilgili kararlar evet. alır. Ha. İmarından. Yani aklınıza ne gelirse. Yani siz o karar alan kişilerden bir tane misiniz? Aynen. Hala aynı görevde misiniz? Yok, şu anda değilim. Evet. Bu dönem girmedim. Bu dönem anladım. AK Parti İl Yönetim Kurulu üyesiyim. Evet. Yani bu il meclis üyesi şimdi biliyorsunuz yasalar belediye değişti. Meclis üyesi. Büyükşehir'e geçtik. Evet. Şimdi büyükşehirde bu işleri yapan kim? Büyükşehir'de bu işleri yapan il genel meclisi yapıyor. İl genel meclisi yasayla kaldırıldı. Evet. Büyükşehir'e devredildi. Evet. Onların görevlerini şu anda büyükşehir yapıyor. Ya bu kaç kişiden oluşuyor bu il genel meclisi? Bu işleri yapan kişi, karar alan kişi de şu anda belediye başkanları da dahil bunların evet. içinde. Yani Samsun'la ilgili önemli kararların imza atıyorlar. Yollar, kanalizasyon, su. Yani onların alt kademe belediyeden farklı görevleri var.
büyük işleri. Onlar bakıyor daha açıkçası seyircilerimizin anlayacağı dilde. Küçük işlere de alt kademe belediyeler bakıyor. Şimdi mesela siz il meclisinde bulundunuz da. Meclis üyeliğinde bulundum. Meclis üyesi meclis üyesi zaten. Evet. Üyelerin bir araya gelmesinin de meclis oluşu kararlar alınır. Yani evet, sizde bir oyunuz vardı o zamanlar. Evet, evet. Hayır deseniz hayırdı. Evet, evet. Aynen. Doğru muyum? Evet, doğru. Peki şimdi şu anda da isim aynı ama pozisyon değişti. Yani valilik bakıyordu, belediye mi bakıyor şimdi bu işlere? Yok. O değişen o değil. Neydi? İl Genel Meclisi ile Belediye Meclisi çok farklı bir şey. Evet. Köylere bir hizmet götüren vardı. Tamam, bu son yasayla kaldırıldı. O büyükşehir dedi. O ayrı bir olay. Belediye meclis üyeleri çok farklı bir olay. Evet. Belediye meclis üyeleri sınırlı olduğu belediyenin de ilgili kararlara imza atarlar. Başka bir şey görevleri yok onların. Peki. Yani büyükşehirde kanalizasyon, yol, su, yani aklınıza gelen büyük şeylere onlar bakıyor. Alt kademelerde daha çöp, yani yatırımlar, anladım, sosyal işler, sosyal şey de bakıyor, büyükşehir de bakıyor. Atıyorum Ayvacık'ta işte Terice Köyü'nün bir sorunu var. Ya evet, bir derdi var. Bunun nereye başvuruyorsun? Köy yok. Bildiğiniz için söyleyeyim. Yok, şu anda mahallesi, Terice Mahallesi. Mahallesi oldu. Ayvacık evet. Belediye Başkanlığı'na başvuruyor bir sıkıntısı evet. Olduğu zaman belediye ile ilgili. Evet. Yani o bulunduğu yerin belediye başkanlığına. Aynen. O büyükşehir mi bakıyor yine buralara yoksa şimdi Ayvacık Belediyesi mi? Ayvacık Belediyesi de bakıyor, büyükşehir de bakıyor. Kanalizasyon, yol, su ile ilgili konularına büyükşehir bakıyor. Öbür olaylarına alt kademe belediyesi, Ayvacık evet. Belediyesi bakıyor. Sevgili seyirciler, yani biraz bilgi alalım dedik çünkü benim de bu konuda bilgim yok. Düşünün ki başınıza bir dert geldi, nereye gidiyormuşuz efendim? Bulunduğumuz belediyeye gidip müracaat ediyoruz. O belediye de bizi bir yerlere yönlendiriyor herhalde. Büyükşehirse büyükşehir. Orada çözüm varsa çözüm orada çözülüyor. Eğer büyükşehirse büyükşehire yönlendiriyor. Evet. Demek ki artık daha uzaklara gidip de efendim valilikte veya kaymakamlıkta uğraşmıyoruz bu işler için değil mi? Aynen. Kanalizasyonda, suda, yolda uğraşmıyoruz. Uğraşmıyoruz. Evet, gelip uğraşmıyoruz. Gidiyoruz bulunduğumuz belediyeye gidiyoruz. Evet. Belediye müracaat ediyor, sorunlarımızı bildiriyoruz. Oraya büyükşehirin görevi ise oraya aktarılıyor. Evet. Alt kademe belediyesinin görevi ise orada sorun çözülüyor. Evet. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Yani bu bilgide inşallah yani ben şimdi sevgili seyirciler şimdi ben konuğu çağırıyorum. Ya görevdeyim hiç değilse nerelere başvurmamız gerektiğini, ne işler olduğunu mutlaka bu işin içinde olan kişi olarak bilirsiniz yani. Çünkü ben hakikaten bilmiyorum. Şu anda desem ki falan yere gidersiniz bak bilmiyordum. Ben de öğreniyorum bu arada. Evet, evet. Çünkü başıma bir şey gelse benim de bir sorunum olsa telefon edeceğim yerleri kimler olduğunu ben de işte öğrenmiş oldum bu arada. Efendim siz Sada bunun haricinde ne iş yaparsınız, ne yersiniz, şu anda gününüzü nasıl geçindirirsiniz? Tek yaptığım iş bu. Başka hiçbir iş yapmıyorum. Bunu yapıyorsunuz? Evet. Başka bir iş de yapmıyorsunuz? Yok şu anda yapmıyorum. Peki bu çıktığınız zaman dışarı çıkıyoruz, mahalleye çıkıyorsunuz, arkadaşlarla görüşüyorsunuz. Ya size ne diyorlar, bu millet ne istiyor sizden? Ya sıkıntıları olan gelip sıkıntılarına mesela sıkıntılar nasıl? Ne yapıyorsunuz? Yani ya genelde işsizlik, tayinler böyle şeyler isteniyor bizlerden. Bizler de onları gerektiği yerlere iletiyoruz. Anladım. İnsanlara bulunduğumuz koltukların hakkını vererek insanlara faydalı olmaya çalışıyoruz. Evet. Benim candan sevgili seyirciler, sizlere saygılar, sevgiler, hürmetler efendim. Yine arkadaşlarım işaret ediyor. Diyor ki bir reklam. Tabii ki bu programların yürümesi için ne gerekli? Reklamlarımız gerekli. Bizlerden reklamları esirgemeyin. Yani Haberaks televizyonuna bol reklam verin. Reklam verir ki yani biz daha sık reklama girelim. Fazla uzatmadan reklama girelim. Fazla da reklamı da uzatmayalım. Çabuk yapalım bu işi. Hem biz de bu işi yapabilecek seviyede olalım. Hem de siz de sıkılmamış olursunuz. Ve diyorum ki doğru mu arkadaşlar? Reklamlar diyorum. Ve kendi reklamlardan sonra yine sizlerle beraberiz. Sakın ha ki bir yere ayrılmayın. Şu anda çayları yeni demleyebilirsiniz. İşte misafirler gelmişse onların bir kahvesini, çayını getirebilirsiniz. Reklamlar efendim. Teşekkür ediyorum. (Gülüyor)